MFÖ'nün Bodrum'da 27 Ağustos'ta yapılması planlanan konseri iptal edildi. Konserin iptal nedeni olarak sıfır bilet iddiası ortaya atıldı. Ardından bazı sosyal medya kullanıcıları konserin bilet satışlarının Mazhar Alanson'un yaptığı bir açıklamaya tepkiden dolayı az olması nedeniyle ertelendiğini öne sürdü. Bu iddialara sosyal medyasından yanıt veren Alanson, "Vurun ulan vurun, ben kolay ölmem" diye isyan etti. O sözlerin kendisine ait olmadığını belirten sanatçı, "Allah iftiradan korusun. 2018 yılında verdiğim röportajda ülkemizin gerçeklerini kabul edersek hepimiz daha mutlu olacağız. Ben mesela okullarda Atatürk sevgisini otomatikman pek çok çocuk gibi aldım bünyeye. Ama peygamberime de aşığım. Ne var bunda demiştim. Röportajdan bakabilirsiniz ne dediğime. Beni linç ediyorlar" dedi. Alanson bilet iddiaları için kısa ve net konuştu. Konserin sıfır bilet sattığına çocuklar bile inanmaz. Bodrum konserinin organizasyon şirketi de basın açıklaması yaptı. 27 Ağustos akşamı yapılması planlanan MFÖ Bodrum Antik Tiyatro konseri için satılan resmi bilet 401 adet, etkinliğin resmi bilet geliri 51 bin Türk lirasıdır. Bu sayı grup üyeleri ve menajerleriyle paylaşılarak teknik, konaklama, ulaşım ve sair giderler tarafımıza ait olacak şekilde konserin tüm bilet satış gelirlerini kendilerine bırakarak organizasyonu gerçekleştirme talebimiz olmuştur. Ancak grubun sahneye çıkmak için 70 bin TL talep etmesi neticesinde ortak kararla konserin iptali kararlaştırılmıştır. Bunun üzerine Özkan Uğur da grup arkadaşına Instagram'da yayınladığı mesajla destek oldu. Özcan Deniz, 1,5 yıl evli kaldıktan sonra Haziran 2019'da boşanmıştı. Bu boşanmanın ardından Feyza Aktan bir süredir yine eski eşi Özcan Deniz ile birlikte yaşamaya başlamıştı. Karantina günlerini oğullarıyla birlikte geçiren Feyza Aktan ve Özcan Deniz çifti arasında geçtiğimiz haftalarda kriz çıktığı iddia edilmişti. Feyza Aktan son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı leopar desenli süper mini elbisesiyle gündem oldu. Feyza Aktan'ın süper mini elbisesiyle verdiği pozda göbeği dikkat çekti. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a "hamile misin" yorumları yağdı. 2 yaşında Kuzey adında bir oğlu olan çiftten Özcan Deniz ise geçen kış "Kuzey'e kardeş düşünüyoruz" demişti. Öte yandan boşandıktan 2 ay sonra yan yana villalarda yaşamaya başlayan ikili arasında geçtiğimiz hafta kriz çıktığı iddia edildi. Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'e "yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL'lik tazminatı ver" dediği iddia edildi. Feyza Aktan bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı. Sinan Akçıl geçtiğimiz günlerde Yalıkavak'taki Miya Beach'te düzenlenen Happy Hour'da sahneye çıktı. "Son yaz konserim" dediği etkinlik öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Akçıl popçulara taş attı. "Sanat dünyasında maskeler düştü. Kim üretti, kim üretmedi gördük. Bu yaz benim diyen şarkı çıkmadı. Üretemediler." Akçıl, Edis ve Gülşen'in şarkısını nasıl bulduğunuz sorusuna ise şöyle yanıt verdi. "Biraz karışık geldi bana. Gülşen'i beğeniyorum ama şarkıyı beğenmedim. Olmamış demek bana yakışmaz ama beğenmedim" dedi.